Evet kıymetli dostlar, bir aksilik olmazsa 23 Mart 2024'ün ikinci videosu bu video. ya e, Canlı yayınlara gösterdiğiniz destekleme dolayı tekrar tekrar teşekkür etme gereği duyuyorum arkadaşlar. Hem beğeniler, hem abone olma, hem sevdiklerinizi kanala getirme konusunda. İnşallah e, pazar günü e, bir canlı yayın daha yaparız. Bugünü telafi ederiz. Çok güzel oluyor. Ben de çok seviniyorum. Derdimi anlatabildiğim için. Şimdi önce tırhırlarla başlayacağız arkadaşlar. Tırvıra biliyorsunuz nedir tırvıra? Ee, avlanma şekli diyelim. Yani plastik bir ağ diyelim arkadaşlar. Çok ciddi yasağı olan, çok ciddi doğaya zarar verebilen bir şey. Atıyorsunuz ağ gibi kaplanıyor ama orada kalırsa çürümüyor kolay kolay ve birçok deniz canlısının ya da su canlısının ölmesine sebep oluyor. Yani boş beleş bir icraat. Atması da, tutması da sıkıntılı olan bir şey. Önce tırvırlardan başlamak gereği duydum. Fenerbahçe'yi Premier Lig'den stoper diye. Zirve takimini sürdüren Fenerbahçe yaz transfer sezonu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki yaz ayını hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe Premier Lig'den gözünü bir isme dikmiş. Gözü adadaymış. Fulham'la sözleşmesi Haziran ayında sona yasalı Nijerya İngiliz stoper Tosin Adana bir Oy oyunun kadrosuna katmak istediğini öğrenmiş. Transferde de dev rakipler varmış. Liverpool falan ilgileniyormuş. Hocam buna niye Trevor'ı diyorsun ya? Ne güzel Premier Lig'den oyuncu. Sen Allah'ın seversen şey mi vasatizm derneği başkanı mısın hocam? Adam çatır çatır kütürü geri gibi topçu işte. Bunun neyini beğenmiyorsun? Hatta ben senin yerinde olsam istatistiklerine falan bakarım. 15 milyon euro transfer market değeri var. Allah aşkına hocam senin istediğin ne? Derdin ne? Hasan ne? 26 yaşında 1.96 kütürük eriği gibi stoper diyeceksiniz eminim. Ama haberin ısmarlama bir haber olduğunu söylesem ne diyeceksiniz? Fenerbahçe geri adım atmadı bu sezon. 17'si ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta full forması giydi falan filan. Arkadaşlar şu an transfer zamanı mı? Dünyanın en iyi futbolcularından 5 tanesini getirecek olsan Fenerbahçe'ye umrunuz duyar mı? Şu an bizim ilgi odamız neresi? 2 insan Yine devam ediyorum. İsmail Yüksel Premier Lig kancası. İsmail Yüksel Premier Lig ekibi talip oldu. Trendyol Süper Lig Galatasaray'la yarışıyor Fenerbahçe. Galatasaray'la değil. Onun Galatasaray ve kurullarıyla yarışıyor. Hatta hiçbir yerde savaşa doğru gidiyor. Savaşıyor Fenerbahçe. Aston Villa İngil yazın İsmail Kartal'ı şey İsmail Yüksek'i almak istiyormuş. Devre arasında Lyon istemiş. Bakın bu da Trevor'ı. Fenerbahçe İtalya'da kaybetti. Bu da Trevor'ı aslında. Fenerbahçe Beko Euroleague'de EA7 Milano'ya deplasmanda 77-76 mağlup oldu. Çizgiye basma olayı var arkadaşlar. Ben basketboldan anlamadığım halde herifin çizgiye bastığını anlıyorum. Yani o saha hakemleri herhalde o anda başka bir şey izliyorlardı diye düşünüyorum. Yoksa yani yanlış anlamayın ama eşek olan eşek ona verir yani. Haksız mıyım? Bir Fenerbahçe'nin yani hakkının yenildiği Bir kul var daha işte bize. Ee, ne diyelim Allah insaf versin bazı arkadaşlara. Vicdan merhamet dersi söz konusu Fenerbahçe olunca bazı arkadaşların vicdanı bağlanıyor, basireti bağlanıyor nedense. Jaden Osterbole'den transfer yanıtı bak. Şimdi konumuz transfer. Hollanda basınına konuşmuş. Olaylarla ilgili transfer için gelen soruya yanıt vermiş. Kış transfer döneminde ilgi vardı. Neden kaldın demişler. Çünkü sezonu burada bitirmek. Ayrılmadan önce Fenerbahçe şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kalmam kötü bir şey değil. Fenerbahçe çok güzel bir kulüp. İstanbul çok güzel bir şey. Birçok arkadaşım var. Yazın bakacağız demiş. O zaman hala bir üst lige gitmek istiyorsun demiş. Eğer iyi bir kulüp teklif gelirse Fenerbahçe benimle anlaşırsa ee, bu da bir seçenek demiş. 39 maç, 2 kez gol sevinci, 22 yaşındaki futbolcu 2020'ye kadar sözleşmesi var. Yine sıradaki haberle devam edelim arkadaşlar. Yani farkındasınız değil mi arkadaşlar demek istediğimin, ne yaptığımın, e, niye bunlara tırvır dediğimin. Şu an bunun zamanı değil. Şu an zamanı değil arkadaşlar. Hani e, bir söyleşide pislik nedir diye sormuşlar. Pislik nedir? Demiş ki olmaması gerektiği yerde olan şeye pislik denilir. Yani o an orada olmaması gereken şey. Düşünüyorum hakikaten pislik nedir bu haberdir. Şu an burada olmaması gerekiyor bu haberler. Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Fransa'dan. Bak bitmiyor arkadaşlar. Sanki bir merkezden emir almış gibi. Ferdi Kadıoğlu Avrupa kulüplerinin falan filan radarında Ferdi için transfer gelişmesi. Ajax Dortmund, Tottenham ile bir şey söyleyeceğim. Bunları aranızda bilmeyen var mı? Yani Ferdi'ye talip olunduğunu, Osterbold'de taliplerin olduğunu, İsmail Yüksel'e taliplerin olduğunu aranızı bilmeyen var mı? Fransızlar duyurmuş, şöyle olmuş. Prestijli takımlar peşindeymiş. Ali Koç ne demiş? Ali Koç demiş ki sezon sonunda zor tutarız elimizde demiş. 41 maça çıktı, 3 gol, 4 asist. 2026'ya kadar sözleşmesi var falan filan Inter Milan. Şimdi bitti mi, bitmedi. Arkadaşlar bu haberleri asıl yaptıran kişiyi buldum. Kimin yaptırdığını, ne amaçla yaptırdığını buldum. Bakın. Fenerbahçe ve Galatasaray için Martial savaşı kapıda. Manchester United'de oynayan Anthony Martial'in menajeri Fransız yıldızı Fenerbahçe ve Fransız Galatasaray ney? Fransız e, yıldızı Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerdi demiş. Bak. İşin içinde Galatasaray var. Farkında mısınız? Hocam iyi de şimdi Fenerbahçe şampiyonluk yolunda gidiyor diyorsun. Karıştırmak istiyor diyorsun. E Galatasaray'da karıştırmış olmuyor mu bu haberle? olmuyor. Galatasaray'ın derdi transfer olabilir. Onlar çünkü bağlamışlar. Onlar her yerden ligi ayarlamışlar zaten. Onlar şampiyon yapılacaklarından eminler. Atları soyatları kadar eminler. Dikkat edin arkadaşlar. Ne zaman geriye düştüler ya da geri düşme riskleri var. Hemen çıkıyorlar. Savaş, tehdit, algı, şu bu. Ne zaman öne geçtiler ya da Fenerbahçe'de karşılık var. İtidalli olmaya davet ediyoruz. Yani ayıp. Hepimiz aynı ülkenin insanıyız. Kardeşiz hepimiz bu öfke ne diye yaşamak dururken dağlar o oy falan yapıyorlar. Söz konusu Fenerbahçe olunca now now söz konusu altı sıra olunca itidalli davranalım. Neyse herkes kabuğundaki renkle belli ediyor. Herkes omurgasıyla kendini belli ediyor. Bu da enteresan bir olay tabii. Marti Savaşı kapıdaymış. Menajeri iki takıma da önermiş. 317 maça çıkmış falan filan. Geçiniz. Bizim mevzumuz hala bu değil, hala bu değil, hala bu değil. Nedir bizim mevzumuz? Mevzu derin, mevzu süper kupa. Federasyon açıkladı, dedi ki biz Galatasaray'a hizmet ediyoruz. Yok böyle açıklamadı. Federasyon açıkladı, dedi ki Galatasaray'ın hizmetindeyiz. Böyle de açıklamadı. Federasyon dedi ki Fenerbahçe'yi yok sayıyoruz, bizim derdimiz Galatasaray şampiyon yapmak. Hadi engelleyin de görelim. Yok öyle de demedi ya. Ya ben haberi okuyayım da. Ne dediklerine siz karar verin olur mu? TFF'den Süper Kupa açıklaması. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa karşılaşmasının daha önce planlandığı gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. Şimdi yapılan o açıklamada Türksel Süper bak 2023 Türksel Süper Kupa müsabakası şampiyon yaptığımız Galatasaray'la Bileğin Nakli Ziraat Türkiye Kupası'na alan Fenerbahçe arasında daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulacağı gibi 7 Nisan duyurulduğu gibi pardon 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan stadyumda oynanacak. Hem 7 Nisan diyor hem 11 Nisan diyorlar. Vay falan. Fenerbahçe erteleme talep etmişti Galatasaray Başkanı Mehmet Küçükekşi'den. Ee, falan Şimdi varan bir Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki Fenerler niye itiraz ediyor ki anlamıyorum diyor. Niye ertelenecekmiş? Bizim Avrupa maçımız zamanında ertelenmiş, ertelenmediydi falan filan diyor. Şimdi önce atla eşeği, sapla samanı karıştırmamak lazım. Yani dikkat etmek lazım. Yani eşekle atı karıştırmamak lazım. Eşek nedir? Galatasaray sezonun başında kadro kursun diye futbolcuları tam olarak gelmedi diye Süper Kupa maçı oynatılmadı. Bakın Galatasaray'ın kadrosu kurulmadı diye. Şimdi düşünsenize sezona başlıyorsunuz. Galatasaray'ın ikardı mi ikardı hiçbir şey yok o zaman yedek şeylerde. Fenerbahçe'nin bu 19'da 19 yaptığı dönem. Araya bir de Galatasaray sıkıştırsaydı sıkıştırsaydık 20'de 20 ile Fenerbahçe'nin aldığı morali, arkasını aldığı gazı bir düşünün. Orada oynatılmadı. Niye orada oynatılmadı sizce? Hocam sen söyledin ya zaten. Ha. Peki bu adil mi? Hocam işin içinde Galatasaray varsa adilliği konuşmayalım. L'yi çıkarıp konuşalım. Yani İşin içinde Galatasaray olduğu için konuşamıyoruz. Peki ne diye ertelendi? Devre arası dönemde. Devre arasında ne oldu? Suudi Arabistan'a gitti iki kulüp. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Atatürk'e dair söylemlerden rahatsız olduğunu dile getirerek maça çıkmadı. Sonra Galatasaray başkanı dedi ki hayır dedi öyle bir şey yok. Biz maça çıktık. Biz sahanın ortasındaydık görmediniz mi dedi. Galatasaray taraftar dedi ki, evet evet biz ortasındaydık dedi. Dedi ki doğrusu biz de takımı getirdik sahanın stadyumun ortasındaydık. Evet 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 ortasındaydı dediler. Dedi ki Fenerbahçe sahaya çıkmadı. Evet, evet, evet Fenerbahçe çıkmadı. Atatürk'e karşı gelen Fenerbahçe'ydiler. Evet, evet, evet dedi Galatasaray taraftarı. Niye Galatasaray taraftarı? Yani zafere giden yolda her şeyin mübah olduğunu düşünen, yalan söylemekten, menfaati gereği yalan söylemekten hiç çekinmeyen bir konuma doğru gitmiş olduğu için söyledi bunu. Yani sadece Türkiye yani o Süper Kupa'da Riyad'daki krize sadece Fenerbahçe maça çıkmadı arkadaşlar. Şimdi kuralda ne diyor? Sadece Fenerbahçe maça çıkmazsa diyor, maç oynanmaz diyor. Yani hükmen Fenerbahçe mağlup oldu falan demiyor. Öyle diyorlar. Diyorlar ki işte ya biz zorlu fikstürlerden geçtik arkadaşım sen zorlu fikstürlerden geçtin. Kabul. Senin maçın ertelenmedi, kabul. Beşiktaş maçın ertelenmedi, kabul. O maçta hakemin yönetimini gördük. Keşke Fenerbahçe Aynı sizi o gün koruduğu, kolladığı gibi kollasalar da hemen şimdi oynasak maçı. Eksik kadrolarla. Vallahi bak eğer Halil Umut sizi Beşiktaş maçında kolladığı gibi kollayacaksa Fenerbahçe'yi şimdi oynayalım. Şimdi hemen bugün oynayalım. Şimdi bu bir. Buraya anlaştık. Burada bir sıkıntı yok. İkinci konu şu. Şimdi Fenerbahçe süper kupaya çıkacak mı çıkmayacak mı? Çünkü 2 Nisan'da bir oylama var. Hocam 2 Nisan'da oylama olsa da Fenerbahçe çıkmak zorunda. Hayır öyle bir zorunluluğu yok Fenerbahçe'nin. Eğer yetkiyi alırsa bu maçlara çıkmayacak arkadaşlar. Yani ben Süper Kupa'ya çıkıyorum. Lige çıkmıyorum deme yetkin yok. Çekildin mi? Tam çekiliyorsun. Burası aynı ligin ürünü. Peki ben başka bir şey söyleyeyim. İster misiniz Fenerbahçe o maça U19'da çıksın? Maç başlar başlamaz. Mesela U19 futbolcusunun birisi için Torreira'nın ayağını kırsın. Öbürü gitsin Davinson Sanchez'in ayağını kırsın. 2. Öbürü gitsin Kerem Aktürkoğlu'nun ayağını kırsın. 3. Öbürü gitsin işte Barış Alper Yılmaz'ın ayağını kırsın. 4. Öbürü için o yeni sol bek onun ayağını kırsın. 5. Öbürleri de arada kavga çatışma var diye öbürlerinin ayağını kırsın. 7. 7 tane Galatasaray oyuncusunun ayağı kırılsın. Bak ben bunu temenni için söylemiyorum. Hedef belirtmek için söylemiyorum. Sadece soru işareti olarak söylüyorum. Burayı muhtemelen Birçok Galatasaray taraftarı tepki göstermek için kullanacaktır. Ama biz Fenerbahçe'yiz. Bizimle sizin aranızdaki en büyük fark şu. Biz zafere giden yolda her şey mübahtır demeyiz. Biz şampiyon olmak için uğraşırız. Şampiyon yapılmak için değil. Şampiyon yapılmak için yanağımızı falan okşatmayız. Kucaklara oturmayız. Birilerinden menfaat beklemeyiz. Biz çıkarız. Bileğimizin hakkıyla yapabiliyorsak yaparız. Yapamıyorsak da kendi içimizde eleştirimizi yaparız. Ha, <laughs> O yüzden mi kaçıyorsunuz ligden? Ulan can güvenliğim yok can güvenliğim. Takımın can güvenliği yok. Galatasaray'ın gittiği statta şöyle bir olay başınıza gelse. Ulan FIFA, PES hepsini ortaya dökerdiniz. Sizin için hani ülke, menfaati, şu bu, Türk sporu umrunuzda olmazdı. Direkt olarak derdiniz ki arkadaş şu olacak bu olacak. Şimdi eğer Fenerbahçe'nin başına gelen Galatasaray'ın başına gelseydi şu anda Trabzonspor küme düşürüldüydü. Şu milli arada. Trabzonspor'un bütün puanları silindiydi. Hakeza Galatasaray attığı goller falan da sayılmıyordu ilk maçta. Gol attılar diye hatırlıyorum. O da çıktıydı. Yani Galatasaray'ın yediği gol sayısı da bir tane de azalmıştı. Artı o anlama kaç kaçtı? İşte 2-0. 3-0'da hükmen üstüne eklenirdi. 5-0. Yani hem oradan 3 gol katkı hem şu hem bu falan olurdu. Ha, bizde o lobi yok. Zaten o lobimiz olmadığı için bunlar başımıza geliyor. Eğer o sizdeki lobi bizde olsa oho şimdi ortalık 56 idi zaten. Neyse onun da zamanı gelecek. Onun da zamanı gelecek. Onu da sonra konuşuruz. Şimdi benim aklımdaki soruyu tekrar sorayım. Böyle bir şey oldu. Şimdi ne dersiniz buna? Hocam vallahi şimdi düşünüyorum da ligden çekilmeyelim biz bunu yapalım. Ne olacak bir tane süper kupa kaybetmiş olursun. Galatasaray'da şampiyonluk yolunda iyice kenara atmış olursun. 8'de 8'i biz rahat rahat yaparız. Bunlar bizim maça zaten en önemli 5 oyuncusundan yoksun çıkarsa biz bunları 5'leriz. Valla hocam güzel taktik. Diyor musunuz? Ciddi ciddi soruyorum ya. Tam tersini düşünün Galatasaray oyuncuları yedek kadroyla çıkıp Fenerbahçe oyuncuları sakatladığını düşünün. Yapar mı yaparlar dersiniz değil mi? Hocam yapar onlar. Ben beklerim dersiniz. Şimdi Fenerbahçe futbolcularında dayanamayı bunları dövdüğünü düşünün. Sahanın içinde. Bak bunlar Trabzon maçında da yaptı. Dedi, şimdi de yapıyorlar. Demek ki bunlar böyleler. Bunları çekin ligden deseler. Fenerbahçe ligden çekilme kararı almazsa yaşayacağı şeylerden biri bu. Ya Fenerbahçe topçuları gidecek saldıracak ya Galatasaray topçuları gelecek saldıracak. Ortalık karışacak diyecekler ki bakın hem bunlar kavga ediyorlar hem bir de utanmadan ligden çekilmekten falan bahsediyorlar. Bak bu Fener böyle diyecekler. Fenerbahçe yönetimine çok ciddi söylüyorum. Sakın ha sakın kararınızdan vazgeçmeyin. Sakın ha sakın geri adım atmayın. Karşımızdakinin Yaptığı Bizans oyunlarını görün. Hani şah diyorsa sen de ona nahde, madde. Yani sen de ona karşı çık. Sen de onun hamlesine hamleyle karşılık ver. Ha, aksi takdirde ne olacak? Aksi takdirde yine ihale Fenerbahçe'ye kalacak. Bunu da tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Eski UEFA Başkanı Platini'nin bir açıklaması vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Muhtemelen hatırlamayacaksınız çünkü işinize gelmeyecek. Platini diyordu ki Fenerbahçe kararı çok yanlış ve sıkıntılıydı. Fenerbahçe'ye ceza vermek için bir avukatlık şirketinden 2 milyon euro rüşvet teklif edildi. Biz de aldık çok pişmanım diyor FBI soruşturmasında. Bu avukatlık şirketinin yani e, Türkiye'deki kulüplerden kulüp başkanlarından birinin bize yardımcı olsunlar diye FETÖ avukatlık şirketine para verdiğini açıkladığı bir şey vardı, itiraf vardı. İster misiniz o şirket olsun? Ki olabilirdi, niye olmasın? Bakın Fenerbahçe ceza alsın diye hem LİK hem UEFA bağlanmış zamanda ve buna hala şike diyen akıllılar var. İlginç. Bu arada şike demişken aklıma geldi. Son dakika, Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da sözde şike süreci adı altında FETÖ tarafından kumpas kurulduğunu 21 Mart 2024 tarihinde verdiği onama kararıyla tescil etti. Yani 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 arkadaşlar Yargıtay bir kez daha tescil etti ve dedi ki artık yeter dedi. İstediğiniz kadar başvurun bu bir kumpastır. Burada şikemike yoktur dedi. Tutuklu sanıklarının hepsinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Fenerbahçe'nin haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Peki şimdi ben başka bir şey soracağım. Şimdi bu saatten sonra merakımdan soruyorum. Hala Fenerbahçe'ye şikeci imasında bulunan ya da direkt olarak bunu söyleyen kişilere hapis cezası falan var mı? Merakımdan soruyorum. Şimdi uç bir örnek. Fenerbahçe taraftarı bunun denilmesine hoşlanmıyor. Mesela Trabzon taraftarına da ağır şeyler söyleseniz onlar da ondan hoşlanmaz. Trabzon spor taraftarına ağır şeyler söylenince bunun yaptırımı hapis cezası oluyor da Fenerbahçe taraftarına Fenerbahçe takımına ağır şeyler söylenince bunun yaptırımı niye ağır şeyler olmuyor? Bunu da düşünmek lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü eğer ligden çekilmezse turnuvalara oynayacak olursa Fenerbahçe'yi Nisan ayında bekleyen tam 7 maç var. Adana Demir'le kendi evinde Galatasaray deplasmanı. Deplasman derken onlara da deplasman Şanlıurfa'da oynanacağı için. Olympiakos deplasmanı. Ardından Karagümrük ile deplasman ama İstanbul içi çok deplasman sahibi. 18 Nisan'da Olympiakos'la evimizdeyiz. Sonra Sivas deplasmanı. Ardından bir hafta sonra Beşiktaş'la evimizdeyiz. Şimdi bir de olayın şu boyutu var. Madem 7 Nisan'ı değiştirmeyeceksiniz, Galatasaray maçını niye 2 Nisan'a verdiniz de bir gün fazla dinlendiriyorsunuz? İnsanların aklına niye? Bakın biz bunları koruyoruz, kolluyoruz algısını yerleştiriyorsunuz. Gerçekten kolluyor musunuz? Ki bence gerek yok. Bence gerek yok. Herkes her şeyin farkında. Fenerbahçe 7 tane maça çıkacak Nisan'da. Peki başka bir soru soruyor. Fenerbahçe ligden çekilmedi. 7'de 7 yaptı galip geldi. Argümanınız ne olacak? Argüman şu olacak. Trabzon maçında bunlar ortalığı belbeleye verdi. Ligden çekiliriz dedi. Hakemler arkasını aldı diyecekler. Nisan'da belki burayı 7'de 7 ile atlatırız ama Mayıs'ta doğrarlar. Yani her halikarda bunlar bize bir tuzak kurmuş durumdalar. Çukuru kurmuş durumdalar. Bilginiz olsun. Şimdi Ahmet Ercanların çok güzel bir sorusu var. Peki kritik soru. Süper Kupa maçını hangi hakem yönetir? Galatasaray aşı Abdülkadir Bitigen mi? Galatasaray teknik direktörünün Kankiştosu ve Galatasaray aşı Halil Umut Meler mi? FIFA hakemi Kadir Sağlam mı? Peki ben başka bir şey sorayım arkadaşlar. Yabancı hakemin gelmesine Galatasaray taraftarı ne der? Hocam kesinlikle istemezler. Niye arkadaş? FETÖ'cü terörist hakem getirecek halimiz yok. Yabancı hakem getireceksin yurt dışından. Hani yabancı hakemler çok iyi. Fenerbahçe ilk yabancı hakem dediğim maçta da yenilmiş ya. Ondan dolayı soruyorum. Yabancı hakem getirelim desek karşı çıkan tarafa ne dersiniz? Hocam bunlar hakemi de bağlamıştır dersin. Ben bir şey söyleyeyim. Bir arkadaş diyor ki hocam diyor bak yabancı hakem getirsek adım soyadım kadar eminim diyor. Galatasaray diyor, daha o hakem diyor. Uçaktan inmeden zaten ayarlar onlar diyor. Ya bu kadar böyle bir algı var arkadaşlar ve fikstür çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Niye bir gün önce oynuyor? Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Avrupa maçı var. Yani 2 Nisan'da Fenerbahçe'nin bu düzeni yıkması lazım. Yıktı, yıktı. Yıkmadı, bütün ihale Fenerbahçe'ye kalacak. Bak, bütün ihale Fenerbahçe'ye kalacak. Artısı da var tabii. Galatasaray evinde Hatay'la oynayacak, deplasmanda Alanya'ya gidecek. Muhtemelen ee, dur ne diyor? Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. 2 Nisan öncesinde mevcut yönetim kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacak diyor. Ben söylüyorum ya Fenerbahçe'likten çekilecek ya bütün ihale Fenerbahçe'ye kalacak. Ha Fenerbahçe'nin çok ciddi bir hazırlığı var. Belki de hazırlık harekete geçti. Fenerbahçe UEFA'ya çok ciddi bir başvuruda bulundu. Süper Kupa maçını ertelemeyen Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük bir şok, büyük bir sürpriz var. Ama sahada Fenerbahçe sporcuları, futbolcuları böyle yapacak. Bu bir. Ama Fenerbahçe futbolcuları hiç çıkmayacak. Bütün hazırlık boşa gidecek. Stadyuma taraftarlar doldurulacak. iki kulübün taraftarları ve Fenerbahçe maç günü maça gitmeyeceğini söyleyecek. Fenerbahçe-Galatasaray taraftarı bir arada bırakılacak. Muhtemelen güvenlik falan da olmayacak o gün. Aynı Trabzon maçındaki gibi. Yani polis yani Trabzon maçındaki gibi güvenlik zafiyeti olacak diyeyim. Güvenlikçi olmayacak demek. Burada vardı güvenlikçi. Sonra ne yapacaksınız? Mesela bak sorun çok basit. Bir Fenerbahçe U19'a çıktı ayak kırdı. Ne yapacaksınız? İki Fenerbahçe Şanlıurfa'ya kadar kadar gitti dinlendi otelde durdu. Maç günü ben maça çıkmıyorum arkadaş dedi. Maça bir saat kala iki saat kala. O kadar kalabalığı ne yapacaksınız? Araya kimleri sokacaksınız? 3. Fenerbahçe ligden çekildi. Hiç bu maçları oynamayacağım dedi. Ne yapacaksınız? 4 Fenerbahçe o maça az kadrosuna çıktı. Galatasaray ayak kırma politikası yaptı. Dedi ki ulan bir tane süper kupayı kaybedelim. Ne olacak? Şampiyonluğu kazanalım. Fenerbahçe'yi de hem şampiyonluktan etmiş olurum. Hem konferansı bunlar kazanamamış olur. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin kupa kazanmasını da istemiyor Avrupa'da. Ben size bir şey söyleyeyim. İkinci ihtimal daha yüksek. Galatasaraylı oyuncuların sertlikle gelip Fenerbahçe oyuncularını sakatlamaya çalışma ihtimalleri daha yüksek. Hani mantık olarak düşünüyorum hangisi daha şeytani olur? Fenerbahçe Galatasaray'ı sakatlasa kupadan olur, şampiyon olur belki dikte. Hayır gene olmaz. Emin olun gene olmaz ya Galatasaray Park takımı. U13 çıksın yine şampiyon yapacaklar Galatasaray'ı. Diğer türlü Galatasaray yedek kadrosuna çıksa Fenerbahçe oyuncularını sakatlasa en Fenerbahçe süper kupadan ol yani süper kupayı almış olacak hükmen. Ligden olacak, konferanstan olacak. Ve ligden çekilmediği için de her gün her gün kafasına taşlar vurulacak Fenerbahçe'nin. Vallahi düşünün taşının bakalım arkadaşlar. Sizin kararınız ne olur? Sizin yorumunuz ne olur? Ben burada en çok sizin yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü benim kıymet verdiğim kişiler sizsiniz. Ama Fenerbahçe'nin bu çok ciddi bir başvurusunun olması lazım. Ülkede siyasetin spora karıştığı ve UEFA organizasyonlarından bütün Türk takımlarının atılması gerektiği ve Fenerbahçe'nin bu ligde kalmaya devam etmeyip başka bir Avrupa ligine devam etmek isteğini belirtmesi lazım. UEFA'nın da uygun bir konfederasyonla konuşup ya da federasyonla konuşup işte Fenerbahçe e, bu ligde devam etmeyecek. Sizin liginizde devam edebilir mi demesi lazım. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşse Fenerbahçe atıyorum Bulgaristan liginde devam etse misal veriyorum ve Türkiye'den hiçbir takım Avrupa'ya alınmasa sizce ne olur? Yani sizce ne olur? Bunu da düşünmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Fakat ben size söyleyeyim. Bu süper kupa maçı asla ve asla olaysız olmayacak. Çok ciddi olaylara gebe. Bakalım nereye kadar gidecek. Bakalım operasyonların şiddeti ne kadar olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Beğendiğiniz için, izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere sevgili dostlar.